Arkadaşlar merhabalar. Bu videomda ÖSYM nereden nereye analitik geometri serisinde soru çözümü kısmındayız. Bu videomda doğrunun analitiği ile ilgili ÖSYM tarafından son 10 yıl içerisinde sorulmuş soruların benzerlerini çözeceğiz. Ama öncelikle ne yapıyorsunuz? Sizler videonun açıklama kısmındaki linke tıklayıp 3 numaralı PDF'i indiriyorsunuz, kendiniz çözüyorsunuz. Çözümlerini yaptıktan sonra kontrollerini 3.1 numaralı PDF'ten bakabilirsiniz. Yine aynı linkteki açıklama kısmında arkadaşlar. Oradan da çözümlerine bakın. Çözümlerden de anlamazsanız burada o soru kısmına gelip 2 dakikada o sorunun da çözümünü izleyip o şekilde halledebilirsiniz. Çok fazla videoyla vakit geçirmenizi istemiyorum açıkçası. Çalışmanız bu şekilde olsun. Tamam mı gençler? Çok faydasını göreceksiniz. Doğru'nun analitiği de en önemli yerlerden biri. En az 2-3 tane soru zaten karşınıza gelecek bu konuyla ilgili. İsterseniz lafı çok fazla uzatmalar çözümlere başlayalım. Evet, LYS 2012 sorusuyla başlıyoruz arkadaşlar. Her türlü soru var. Kolay sorular da var, zor sorular da var. Her türlü soruyu çevirdiğim için arkadaşlar. Hocam bu ne soru böyle? Kolay soru niye soruyorsunuz demeyin. Eğer ÖSYM'nin sorduğu her soruyu burada yapacağız. Tamam? Evet, LYS 2012 benzer sorusu. Doğruları ile y ekseni arasında kalan sınırlı bölgenin alanı nedir diye soruluyor. Arkadaşlar ne yapacağız? Analitik düzlem çizeceğiz. Çünkü özel bir durum sorulmuş. Özel bir durum verilmiş. E, o zaman o özel durumu analitik düzlemde göstermek zorundayız. Çizdik. Arkadaşlar birincisinde x yerine 0 yazsak y yine buluruz. x yerine 0 yazdığımızda y'yi 6 buluruz. Ya da y yerine 0 yazsak x'i kaç buluruz arkadaşlar? Bu sefer y yerine 0 yazdığımızda 3x eşittir 6'dan x'i de buradan 2 buluruz. Tamam geldik alttakine. Yani bu doğrunun grafiğini çizelim mi ilk önce? Çizelim. Y'si 6, x'i 2 olacak. Y'si 6, x'i 2 olacak. Grafiği şu şekilde çizdik mi çizdik. Öbürüne geldiğimiz zaman da hocam x yerine 0 yazdığımızda y'si eksi 4 yaptı. y yerine 0 yazdığımızda da x'i kaç yaptı? 2 yaptı. x 2 y'si de eksi 4. Hocam buradan geçecek. Hop şu şekilde mi olacak grafiğimiz? Evet. Bu doğrular ve y ekseni dediğine göre istenilen bölge burası. Çok da kolay çıktı. Kesim noktasını buluyorduk böyle sorularda normalde. Kesim noktasında direkt e, 2'ye 0 noktası çıktı. İşimiz çok da kolaylaştı. Tabanımız kaç? 6 birim burada 4 birim burada 10. Yükseklik de zaten direkt burası 2. Yani 10 çarpı 2 iki bölü 2'den cevabımız kaç çıktı arkadaşlar? 10 çıktı. Üçüncü sorumuzun yani bu pdf'teki ilk soru genel pdf'teki üçüncü sorunun cevabı böylelikle Ceyhan çıktı. Geldik bir sonraki soruya. Doğrularının köşe noktalarını köşe kabul eden üçgen bir dik üçgen olduğuna göre alfanın alabileceği değer nedir diye soruluyor. Arkadaşlar 3 tane doğru şu şekilde kesişmiş. Bu 3 doğru doğru. Mesela bir tane doğrumuz bu. X artı 3Y artı 4 eşittir 0 doğrusu. Bir tane doğrumuz bu. 2X artı 3Y artı 4 eşit 0 doğrusu. Bir tane doğrumuz da bu. X eksi alfa eksi 2 eşittir 0 doğrusu arkadaşlar. Tamam. Şimdi eksi 2 eşittir 0 doğrusunu yazdık. Bize diyor ki. Burada diyor Herhangi bir köşeye bir 90 derecedir diyor. Niye? Çünkü bu doğrularla oluşan üçgen dik üçgendir diyor. Mesela burası 90 derece mi? Hayır kardeşim. Niye? Bunun eğimi kaç? Bunun eğimi eksi 1 bölü 3. Bunun eğimi kaç? Eksi 2 bölü 3. Değil mi arkadaşlar? 2x eksi 5 yemiş Özür dilerim. E, o zaman eksi 2 bölü 5 çıktı arkadaşlar burası. Bunun eğimi kaç? E, buna da 3 diyecek olursak bunun eğimi de eksi x'in katsayısı ve y bölü y'nin katsayısından 1 bölü alfa. Arkadaşlar bu eğimler çarpma eksi 1 değil. O zaman burası 90 derece olamaz. 90 derece olacak yer ya buradaki açı arkadaşlar. Şuradaki açı. Ya buradaki açı. E buradaki açıysa bu doğruyla bu doğru eğimleri çarpma eksi 1'dir. Yani 1 bölü alfa eşittir. Ya da 1 bölü alfa ile eksi 1 bölü 3'ü çarpma eksi 1 diyebilirsiniz. Ya da ters yemip eksi ile çarpmışı. Eksi 1 bölü 3'ün ters yemip eksi ile çarpmışı 3'e eşit olacak. Dolayısıyla buradan alfa 1 bölü 3 eşit olacak. Ya da şuradaki açı 90 derece olacak arkadaşlar. Yani ya bu doğruyla bu doğru. Yani 1 bölü alfa ile eksi 2 bölü 5'in çarpımı eksi 1 yapacak. Yani 1 bölü alfa bunun ters çevrilmiş eksi ile çarpımı için eşit olacak. Yani buradan da alfa kaç çıktı arkadaşlar? 2 bölü 5 çıktı. Bizden ne diyor? Alfa sayısının alabileceği değerler toplamı. 1 bölü 3 artı. Tabi bunu ters çevirip eksi ile çarpacağız. Eksi 2 bölü 5. Eksi 2 bölü 5'ten. Payda eşitleyecek olursak bunu 5 ile bunu 3 le. O zaman buradan 5 bölü 15 eksi 6 bölü 15 eksi 1 bölü 15 diye buluruz arkadaşlar cevabı. Evet 6. sorunun cevabı böylelikle Ceyhan çıktı. <laughs> Geldik 2013 benzer sorusuna. X virgül Y bir küme tanımlamışlar. X küçük 0 Y büyük 0. R çarpı R'de. R çarpı R ne demek? R kare. Yani X virgül Y noktalarından oluşan küme x virgül y noktalarından oluşan küme neresidir arkadaşlar? Tam olarak işte bu analitik düzlemdir aslında. R çarpı R dediğiniz yer analitik düzlemdir. Bunu unutmayın. E analitik düzlem de bana böyle bir şey demiş. Bir küme tanımlamış. X sıfırdan küçük, Y sıfırdan büyük. Hangisidir burası arkadaşlar? Neresidir? Tam olarak işte burasıdır. Tamam kümeyi belirledik. Bizim kümemiz burası. Ve ne diyor burada? Buna göre aşağıdaki doğrulardan hangisi? R fark R. R çarpı R fark A. He analitik düzlemden A kümesini çıkart. Hangisinin alt kümesidir diye soruluyor arkadaşlar bu. Yani bu A kümesinden geçmesin diyor bu doğrular. Bakalım arkadaşlar. X'e bakalım. Analitik düzlemden geçiyor mu geçmiyor mu? Arkadaşlar X yerine 0 koysanız. X yerine 0 koysanız Y'si kaç çıkıyor? 1 bölü 3 çıktı. Y yerine 0 koysanız. Y yerine 0 koysanız buradan kaç geliyor arkadaşlar? X'i de 1 geldi. Yani bizim grafiğimiz nasıl yapacak? Her ikisi de pozitif. Hocam her ikisi de pozitifse grafiğimiz bu şekildedir. Maalesef ama maalesef bu bölgeden geçiyor. Ben bu bölgeden geçmemesini isteyeceğim. O zaman öbürüne bakalım. X yerine 0. İsterseniz işi daha da kolaylaştıralım. Hocam bu bölgeden geçmemesi için bir noktanın burada, bir noktanın burada olması lazım. Yani apsisinin pozitif olması lazım, ordinatının da negatif olması lazım. Direkt bundan sonra bu şekilde bulabiliriz isterseniz. Tek tek x yerine 0 yazıp y'sini y yerine 0 yazıp x'ini bulabilirsiniz. Peki x yerine 0 yazdığımızda y'si pozitif mi yapıyor? Evet y'si pozitif yaptı ama ben y negatif arıyorum olmaz. x yerine 0 yazdığımızda y'si negatif yaptı. y yerine 0 yazdığımızda da x'i negatif yaptı. Bu da olmaz arkadaşlar. x yerine 0 yazsam y'si negatif. y yerine 0 yazsam x'i pozitif. İşte ben zaten bunu aramıyor muyum arkadaşlar? Evet X'inin pozitif Y'sinin negatif olduğu yeri arıyorum. Dolayısıyla cevabımız denizli çıktı. İsterseniz bunu yapalım. X yerine 0 yazsam Y'si pozitif oldu. Ama Y pozitif olmamalı. Y negatif olmalı arkadaşlar. Cevap denizli. Çok güzel bir soru. Analitiği böyle matematiğe uyarlanmış bir soru. O yüzden eski sorularda bakın çok güzel sorular var böyle. E, ufkunuzu açacak sorular var. O yüzden son 10 yıl sorularını çözmek çok önemli arkadaşlar. Evet 10. soru denizli çıktı geldik 11. soruya. LS 2013 benzer sorusu. Dik koordinat düzleminde D1 ve D2 doğruları verilmiş arkadaşlar bize. <laughs> B olarak verilmiş. Orijin noktası O olmak üzere. Köşegeni OP olan bir kare ile bir kenarı D2 doğrusu üzerinde olan OAB üçgenin alanları birbirine eşitmiş. Valla analitik düzlem çizsem mi çizmesem mi diye düşünüyorum. Çizelim. Genelde ÖSYM çizdirmeli soruyor zaten. Çizelim ondan sonra düşünürüz. Boşver. Y-x -x doğrusu nedir arkadaşlar? İşte budur. Başka ne var arkadaşlar burada? Y-3x artı 8. X yerine 0 yazsanız y 8 yapacak. E öbürü de ne yaptı arkadaşlar? Y yerine 0 yazsanız 8 bölü 3 yapacak. Yani böyle bir şey. Bunların kesim noktası burası. Kesim noktasını nasıl bulacağız arkadaşlar? Ya yok etme metoduyla ya da ortak çözümle. E burada y eşittir eksi x, x olduğuna göre eksi x'i yerine yazmak daha mantıklı arkadaşlar. Eksi x'i yerine yazdığımız zaman ne geliyor arkadaşlar? e, ee, 3x öbür tarafa attığımız zaman eksi 4 x eşittir 8'den x eşittir eksi 2 geldi. E, y eşittir eksi x doğrusu olduğu için x'in eksilisi olacak. Y de 2 oldu. Yani kesim noktası P noktası eksi 2 virgül 2 noktası olarak bulundu. Şimdi bana diyor ki bak burası P noktası orijin de O noktası olmak üzere. Yani sıfıra sıfır noktası olmak üzere diyor. Bize diyor ki o e, OP olan köşegen OP olan kare ile o OAB üçgenin alanı birbirine eşitmiş. Köşegeni OP olan bir kareyi buraya çizince sıkıntılı gibi gözükecek. Ben şuraya çizsem soruyu anlayabilmek için. Köşegeni burasıysa OP uzunluğuysa x'a farkının karesi artı y'ler farkını karesinden sonucu ulaşabiliriz. Ya da buradan bir dik çizsen hocam 2 2 e o zaman burası da 2 kök 2. Köşegen uzunluğu 2 kök 2 o zaman karenin bir kenarı 2'dir. Karenin alanı nedir arkadaşlar? 2'nin karesinden dolayı 4'tür. Çünkü alanları birbirine eşit diyor. Tamam biz bunu bulduk. Başka ne diyor? Adam sana diyor ki e, D2 doğrusu üzerinden de bir OAB üçgeni D2 doğrusu üzerinde olan bir kenarı D2 doğrusu üzerinde olan bir üçgenden bahsediyor. Şöyle. Bu üçgeni istediğiniz şekilde seçebilirsiniz. İstediğiniz kadar uzatabilirsiniz. İster böyle seçin ister şöyle seçin. Hiç fark etmez. Ben şuraya kadar seçeyim isterseniz. Şuraya kadar seçtim. Ve şuradaki uzunluğa da A diyeyim. Bir diyor ki bir kenarı bu doğru üstünde olan OAB üçgeni. Hemen OAB üçgenini de çizdim. İşte bu OAB üçgenin alanıyla karenin alanı birbirine eşitmiş. E. Hocam bu üçgenin alanı nedir? Taban çarpı tabana ait yükseklik bölü 2 değil midir? Zaten bizden D2 doğrusu üzerindeki AB uzunluğu isteniliyor. Seçtiğim iki nokta burası ya AB. Oraya o ya bizden A isteniyor. Burada ne yapacağız arkadaşlar? Aa hocam burası 90 derece mi? Değil. Nereden biliyorsun? Bak bakayım oraya. Y eksi x doğrusuyla bu doğru dik kesişiyor mu? Hayır. Bunun eğimi eksi 1 bunun eğimi 3 dik kesmiyor. Buradan rastgele bir doğru çizeceğiz arkadaşlar. Yükseklik çizeceğiz. Şuraya aç diyelim. Şu yüksekliği bulmaya çalışacağız. Bu yüksekliği nereden bulacağız? Hocam bu 0 0 noktasının bu doğru olan uzaklığı değil mi? Yani bir noktanın bir doğru olan uzaklığı. Yani şuraya çizerek göstereyim isterseniz 0 0 noktasının bu doğru olan uzaklığı. Bu doğrunun adı ne? Y eşittir 3x artı 8 ama biz ax artı b artı c eşittir 0 şeklindeki doğru olan uzaklığını biliyoruz. O yüzden bunu da y'yi bu tarafa atalım. Bu doğrunun adı 3x eksi y artı 8 eşit 0 doğrusu arkadaşlar. Tamam. Şimdi bu noktanın bu doğru yalan uzaklığı h. Neydi arkadaşlar h noktayı doğru değil yer yaz? yaz?ıfır'ı yaz, 0 eksi 0 artı 8 bölü muttlak değerci içerisinde karek a kare artı b kare. 3'ün karesi artı eksi 1'in karesinden geliyordu. Yani 8 bölü kökon bulduk arkadaşlar burayı. Evet, h 8 bölü kökon oldu. E, e hocam burada e, şimdi karenin alanı 4. karenin alanıyla... Bu üçgenin alanı eşit verilmiş. Yani taban çarpı a çarpı tabana ait yükseklik 8 bölü kök 10 bölü 2 eşit olacak. 4 kere 2 8. 8 eşittir. 8 a bölü kök 10'a eşit oldu. 8'ler gitse a da buradan kök 10'a mı eşit oldu arkadaşlar? Evet. Yani cevabımız ne yaptı arkadaşlar? Denizli yaptı. Güzel bir soru. Soruyu anlamalık bir soru arkadaşlar. Ee, o sorulardan sorunun çözümü biraz belki size karışık gelmiş olabilir. E, ama ÖSYM şey böyle bir soru da zamanında sormuş. Dikkat edelim lütfen. <laughs> evet geldik bir sonraki soruya. YGS 2014'te sorulmuş bir soru. Hemen şeklen bir şey verilmişse şekli yorumlamayı bileceğiz. Bak burada bir B noktası verilmiş. A B noktası 6. Bu nerede? Bak C noktası şu bir dikdörtgen olduğu için burası 90 derece mi arkadaşlar? Evet. Burası 90 derece. A hocam buradaki noktanın apsisi 6. 6 virgül ordinatı ne? Gel denklemde yerine yaz x yerine 6 yazdığımızda y eşittir 30 bölü 2'den kaç yaptı 15 yaptı e şurası 15 yaptı arkadaşlar hop bak şurada gösterdi buradaki y'nin 15 olması ne anlama geliyor hocam burası 15 oldu a şurası 15 ise bu uzunluk 15'tir yani buradaki noktanın ordinatı oldu arkadaşlar 15 oldu bak grafiği yorumlayacağım x yerine 15 yazarsam hayır x yerine 15 yazılır mı y'si 15 burada Y yerine 15 yazarsam X de buradan kaç geldi? 5 geldi. Evet. Buranın da hapsisi 5 yaptı. D noktası 5'e 15 noktası yaptı. E buranın hapsisi 5 ise bu uzunluk kaçtır? 1. Hocam burası 15 iken burası 15. Bizden ne isteniyor? Dikdörtgen çevresi. 1 15 daha 16. E 1 burada 15 da burada 16 da burada. Toplamda da kaç yaptı arkadaşlar? 32 yaptı. Evet 13. sorunun cevabı böylelikle Akçay oldu. Geldik 17. soruya. LYS 2014 benzer sorusuna. <laughs> Dik koordinat düzleminde köşeleri 1'e 4, 7 7'ye 5 ve C noktası da eksi 10 noktaları olan ABC üçgenin AC kenarına ait kenar ortası doğrusu çiziliyor. Özel bir durum var mı arkadaşlar? Yok. O zaman analitik düzlem çizmeye gerek yok. Bazı sorularda analitik düzlem tabii ki ÖSYM'e çok seviyor analitik düzlem sormayı, çizmeyi. Ama bazı sorularda da analitik düzlem çizdiğiniz zaman kafanız karışabilir. Analitik düzlem ben ne zaman çizin diyorum? Tabii ki böyle özel durumlar olduğunda. Özel durum var mı? Yok. E o zaman analitik düzlem çizmeden olayı halledelim arkadaşlar. Bir üçgenden bahsediyoruz burada. Üçgenimiz böyle bir üçgen. Hemen çizdik arkadaşlar. A noktası kaça kaç? 1'e 4. Soruyu anlayabilmek için çizdim. B noktası eksi 7'ye 5. Ve C noktası da eksi 19'a 10. Ve buna göre diyor AC kenarına ait kenar ortay doğrusu çizecek. Kenar ortay doğrusunu çizdik. Bu kenar ortay doğrusunun diyor kenar ortayı gösterelim. Nesli de soruluyor bize eksenleri kestiği noktanın koordinatları toplamı isteniyor. Arkadaşlar eksenleri kestiği noktaları bulmak için bu doğrunun nesini bulmalıyım ben denklemini. Denklemini yazayım ki x'i ve y'yi kestiği noktaları bulayım. Peki doğru denklemi sorulduğunda ne yapıyorduk? Kendimize iki soru soruyorduk. 1. eğim 2. nokta. Eğim var mı? Hocam şu an eğim yazamam ama nokta var mı? Var hocam bir tane nokta. Tamam bu noktayı seçeceğim. Eğim bulmalıyım. E, eğim yok ki burada. Eğim bulmanın kuralları neydi arkadaşlar? Ya tanjant alfa'ya bakarsınız. X ekseninde pozitif yönde yaptığı açı olduğunda ya iki noktası belli olan bir doğru denkleminde şey yaparsınız değil mi? E, eğim bulmanın genel yöntemleri bunlardı. Bir tane daha vardı ama aklıma gelmedi neyse. E, burada ne yapacağız arkadaşlar? Şu ikisinin toplamlarının yarısı bak orta nokta var mı burada? Orta noktayı kullanalım bari burada. E, orta nokta 1 artı eksi 19 yani eksi 18 bölü 2'den eksi 9'a. E, 4 artı 10 14 bölü 2'den 7 oldu burası. E hocam artık 2 noktası belli. 2 noktası belliyse o zaman ne yapacağız? Eğimi bulabiliriz. Bu doğrunun eğimi nedir arkadaşlar? Y'ler farkı 7 eksi 5 bölü x'ler farkı eksi 9 eksi eksi 7 yani artı 7 yaptı. Bu da eksi 1 mi yaptı? Evet eğim belli. Nokta belli. Doğru denklemini yazabiliriz. m çarpı x eksi x sıfır eşittir y eksi y sıfırdan. m dediğimiz eksi 1 çarpı x eksi eksi 7 yani artı 7 eşittir y eksi 5 yaptı arkadaşlar. Eksi x eksi 7 eşittir y eksi 5'ten. Buradan x artı y eşittir kaç çıktı arkadaşlar? Eksi 2 çıktı. Şimdi ben bunun eksenleri kestiği yerleri bulacağım. Evet. x yerine 0 yazıp y'yi kestiği yeri y yerine 0 yazıp da x'i kestiği yeri bulabilirim. Ama gerek yok. Soru ne diyor? Bu noktanın koordinatları toplamı nedir? Arkadaşlar koordinatları toplamına bakın bakayım. Burada ne? Koordinatları toplamına baktığınız zaman bakın şurada ne var arkadaşlar? Koordinatları toplamı zaten eksi 2 olarak bulmuşuz biz. Yani x artı y eksi 2 zaten. E, o zaman cevabımız direkt eksi 2. Dediğim gibi bu hazır bir doğru çıkmayabilirdi. Hazır bir doğru çıkmasaydı o zaman x yerine 0 yazıp y, y yerine 0 yazıp da eksi buluruz arkadaşlar. Tamam Bunu unutmayın. Evet 17. sorunun cevabı böylelikle bu çıktı. Geldik bir sonraki soruya. LYS -E 2014 benzer sorusu. Güzel bir soru. Dikkat edin. Dik koordinat düzleminde verilen şekildeki ABCD paralel kenarın C köşesi x ekseni üzerinde olup e, paralel kenarın iki kenarı y eksenine paraleldir. İki kenarı y eksenine paralel. Şununla şu paralel. E, zaten otomatikman bununla bu paralel ya. Bununla da bu paralel olmuş oldu. Doğru. E, CD doğrusunun denklemi. Arkadaşlar CD doğrusunun denklemi. Valla x yerine 0 yazsak y'si absürt bir şey çıkıyor hiç oraya dalmayayım. y yerine 0 yazsam y yerine 0 yazdığım zaman x'i kaç bulduk arkadaşlar 7. Evet bu doğrunun denklemi bakın cd doğrusunun denklemi neymiş? E, cd'yi taşıyan doğrunun denklemi daha doğrusu. Doğrunun denklemi buyken x eksenini kestiği yeri buldum. Yani 7 ye 0 noktası buldum. Peki analitik düzlemde bize bir nokta verilmiş de isteniliyorsa eksenler olan uzaklar bizim için önemliydi. Hocam burası 1 burası da eksi 4 mu olacak? Evet Burası eksi 4 burası 1. A burası 1 ise şu uzunluk 1. Bu uzunluğa kaç kaldı? 6 mı kaldı? Evet. Başka ne yapacağız hocam? Başka? Valla bir şeyler yapmalı burada. Ne yapmalı? Hocam burası 90 derece. Eyvallah. Çünkü e, niye? Şunlar birbirine paralel olduğundan dolayı. Burası 90 ise burası da 90 derece değil mi? Başka ne düşünebiliriz? Hocam bir de şurayı bulursak olay bitti. Çünkü niye? Şuradaki uzunluk 4. Taban çarpı tabana ait yükseklikten sonuca ulaşırız. E, burayı bulurken CD'yi bir daha kullanayım isterseniz. CD verilmiş. Aslında şöyle yapabilirsiniz. Ekseni kestiği yeri bulup benzerlikten de çıkartabilirsiniz ama bence burada analitikte en önemli şeylerden biri nedir? Eğim. Niye eğimi ihmal ediyoruz? Al burada eğimi yaz. Bunun eğimi nedir arkadaşlar? Bunun eğimi eksi x'in kat bölü nedir bunun eğimi? Eksi x'in kat bölü y'nin kat Eksi 1 bölü 3. Ha hocam bunun da iyi mi? Bak tanjant alfa. Sadece sola yatık olduğundan negatif olduğunu söyleyebiliriz. O zaman burada tanjant alfa da neye eşit olacaktır arkadaşlar? Direk 1 bölü 3'e eşit olacaktır? Evet. Çünkü sola yatık zaten eksi olduğunu biliyoruz. 1 bölü 3 eşit olacak. Yani sen buraya bir a dersen a bölü 6 eşittir 1 bölü 3 olmak zorunda arkadaşlar. a'yı buradan kaç buluruz? 2 buluruz. E a 2 ise bizim alan çıktı mı gençler? Çıkmaz mı be ya? Burası 6. Yükseklikte 6, E alanda kaç çıkıyor gençler? 6 çarp alanı yazayım şöyle. Alan da o zaman 6 çarpı alttan 36'ya eşit oldu. Yani LYS 2014 benzer sorusunun cevabı Denizli çıktı. Geldik bir sonraki soruya YGS 2015 sorusuna. Arkadaşlar şöyle bir doğru vermiş y 18 doğrusu. Bak bu doğru üstünde bir nokta var. Hatta ordinatı var. Bu noktanın ordinatı arkadaşlar ordinatı yerine ben 18 yazarsam 18x eşittir 18'den x'i buradan kaç buluruz o zaman 1 buluruz yani buradaki noktanın apsisi 1 yani şöyle geldiği zaman 1 yani yukarısının kaç olduğu söylüyor 1 ya da apsisinin 1 olduğunu söylüyor o zaman b noktası kaçtır arkadaşlar b noktası 1'e 18 noktasıdır şimdi b noktasının bu doğru yalan uzaklığını bulabilir miyiz yani bunu görünce direkt uzaklık geliyor aklımıza evet arkadaşlar uzaklık istenmiyor ki c noktasının koordinatları isteniyor. Valla hocam 90'lar ikiye da giden fazla olsaydı alfa beta ya dalıp da uzaklıktan belki yapabilirdik. Ama burada 90 geçişte yapamıyoruz. Alfabet'e beta geçişte yapamıyoruz. Ne yapacağız? Bir noktanın bir doğruya olan en kısa uzaklığı değil de e, bir noktanın bir doğruya en kısa olduğu yer soruluyorsa ne yapıyorsak onu da yapacağız. Aslında biz bunu simetride de noktanın doğruya göre simetriğinde de kullanıyorduk arkadaşlar. Çünkü B noktasının bu doğruya göre simetriyi hop şöyle dik çizerek geçeceksiniz ya. C'yi bulup ondan sonra burayı buluyoruz. Hatırlarsanız. Neyse oraya çok dalmayayım. Bu da önemli aslında. Bir noktanın bir doğruya en yakın olduğu nokta. Sen buna bir x virgül y dersin. x virgül y'yi tek bir cinsten yazın. Ya x cinsten y, y cinsinden. Hangisi daha kolaysa. Y'yi 2x bölü 3 demiş ya. O zaman ben burada arkadaşlar şey diyeyim. Aslında şey diyebiliriz ya burada. X yerine 3K yazdığımda aslında bu nedir? 3Y eşittir 2X. Ben Y yerine 2K yazdığımda burada x yerine de 3k yazabilirim değil mi arkadaşlar? Yani burası 3k bölü virgül 2k şeklinde oldu. Peki burada bir 90'lık var. Diklik analitik geometride diklik gelince aklımıza ne geliyor? Tabii ki eğim. Eğimler çarpma eksi 1. Hocam bu doğrunun eğimi 2 bölü 3. O zaman bu doğrunun eğimi ne olacak? Eksi 3 bölü 2 mi olacak arkadaşlar? Aynen öyle. E, eğim belli. E, şurada eğim belli. Bu nokta bellidir. Bu nokta belli. A, bu doğrunun eğimi ve 2 noktası da var. Y'ler farkı bölü x'ler farkı değil mi? Evet. Yani eksi 3 bölü 2 eğimi eşittir. Y'ler farkı. 2K eksi 18. 2K eksi 18 bölü x'ler farkı. 3K eksi 1'e eşit olacak. Şununla şunu çarpma. Eksi 9K artı 3 eşittir. 4K eksi 36 yaptı. Şunu şuraya attın. 13K bunu buraya attın. 39K'yı da buradan kaç buldun? 3 buldun. K3 ise buradaki noktamız ne yaptı? 9'a 6 noktası yaptı. Ve C noktasının koordinatları toplamı isteniliyor. 9 artı 6'tan cevabımız da kaç çıktı? 15 çıktı arkadaşlar. Evet 21. sorunun cevabı balık esiri oldu böylelikle. Geldik 26. soruya. <laughs> yani YGS 2016 benzer sorusuna. Şimdi dik koordinat düzleminde bu doğru ve bu doğrular verilmiş. Arkadaşlar özel durumlar var burada. Analitik düzlem çizeceğiz o zaman. Hemen analitik düzlemi çizelim. Analitik düzlemi çizdiğimizde y eşittir 2 bölü 3 doğrusunun şu şekilde olduğunu hepimiz biliyoruz. Orijinden geçtiğini biliyoruz. C'si yok çünkü. y eşittir 2 doğrusu şu doğru arkadaşlar. y eşittir 8 doğrusu da bu doğru. Hemen bunları yazalım. y eşittir 8 doğrusu y eşittir 2 doğrusu. Bu doğrunun adı ne arkadaşım? y eşittir 2 bölü 3x, 2, 2 bölü 3 x doğrusu. Ya da 2 x bölü 3 yani y eşittir 2 x bölü 3 Arkadaşlar şu doğruyla bu doğrunun kesim noktası burası değil mi? Evet. Y'si de burada 8 bu arada. Bunu da unutma. Şurası 8 noktası. Burası da ne noktası? 2 noktası. Yani buranın ordinatı belli. Hocam y yerine 8 yazarsak burada. Y yerine 8 yazdığımızda 2x bölü 3 ise 24 bölü 3'ten x'i buradan kaç bulursun? 12. Evet buranın apsisi 12 çıktı arkadaşlar. 12'ye 8 noktası oldu burası. Peki şuradaki ortak çözüm yapacak olursak. Y eşittir 2 bölü 3x doğrusu ile y eşittir 2'ye ortak çözüm yapacak olursak. Yerine yazacak olursak. Hocam 2 eşittir 2 bölü 3 xten dolayı e, ee, x'i de buradan kaç buluruz? 3 buluruz. Evet hocam buranın da apsisi 3 çıktı. Yani 3'e ne noktası arkadaşlar burası? Ordinatı zaten 2. Şimdi bu iki nokta arasındaki uzaklık isteniliyor bizden. Evet bu doğrular K ve L noktalarında kesiyormuş. İki nokta arasındaki uzaklık. X daha farkının karesi artı Y'ler farkının karesinden gidebilirsiniz. Ya da ben buradan yapmam kardeşim. Çekerim Pisagor'u. Hop olay biter. Çünkü zaten burası da x eksenine paralel. Daha kolay olacak bak şimdi. <laughs> şimdi burası kaç? Hocam 12 burası da 3 birim. Şurası 3 birimse. A, burada bence hiç burası 3. Bak bak daha kolayını buldum. Hocam burası 3 burası 2. E, zaten burası kaç gençler şöyle bakacak olursanız. 8 ile 2 arası 6. E, burada da burası da ne olacak o zaman? Kelebekteki orandan dolayı çıkar. Kelebekteki oran ne 1'e 3 değil mi? Evet 1'e 3'ten dolayı burası kaç çıktı arkadaşlar 9 çıktı ya da direkt 12 ya apsinden 3 çıkarttığımızdan 9 olduğu da belli sonra burada ne yapacağız pisagor bağıntısı yapacağız ha, pisagor yaparken de şey yapabiliriz arkadaşlar burası 3'ün 2 katı burası 3'ün 3 üç katı e burası da ne olacak arkadaşlar x de 3'ün kare içinde diğerlerinin kareleri toplamı olacak arkadaşlar yani daha Pisagor'dan beri biliyoruz bunu. 3'ün karesi artı 2'nin karesi 9 artı 4'ten 13. 3 kök 13 diye cevaba ulaşırız. Arkadaşlar yani 26 YGS 2016 benzer sorusunun cevabı akçay oldu. <laughs> Geldik bir sonraki soruya. Dik koordinat düzleminde iki doğru için aşağıdaki A ve B kümeleri verilmiştir. Yani bu A ve B, bu doğrular için bir kümeler oluşturulmuş burada. Bu arada şunu söyleyeyim bu normalde şekilli bir soruydu arkadaşlar ben bunu böyle kümeye kümeye bir şeye çevirdim. Evet A kümesi demiş ki bu doğrusu ile eksenler arasında kalan bölge. Hmm. Eksenler işin içine girdiği için analitik düzlem çizeceğim. X yerine 0 yazsan Y'si 9 mu geldi? Evet. Y yerine 0 yazsan X'i geldi arkadaşlar? Y yerine 0 yazdığımızda X'i de 4 geldi. Analitik düzlemi çiziyorum arkadaşlar. Hoppala cubbala. Analitik düzlemde bir doğru X'i 4'te Y'yi 9'da kesiyor x 4'te y'yi 9'da kesiyor. Şöyle bir şey. Bir de ne var arkadaşlar? Öbürüne de bakalım isterseniz. Şurası 9, buraya 4. Diyelim isterseniz. Bir de x yerine 0 yazsan y'si kaç çıktı? 4y 24'ten y 6 çıktı. y yerine 0 yazsan x kaç çıktı? 3x 24'ten x de 8 çıktı. x 8 y'si de 6. x 8 y'si de 6 arkadaşlar. Evet, şöyle bir şey. Yalnız dikkat edin bu küme nasıldı? Bu doğruyla eksenler arasında kalan bölgeydi. Bakın burası. Öbür doğru ne arkadaşlar? Bu doğruyla eksenler arasında kalan bölgenin alanı. Yani şurası yapıyor arkadaşlar. Onu da farklı bir kalemle gösterebiliriz ya da şurası da karalanıyor. Arkadaşlar şu bölgeyle şu bölgenin nesi soruluyor bize? Birleşimi. Normalde bu bölgeyle bu bölgenin kesimi sorulsaydı bu dörtgenin alanı olacaktı. Ki ÖSYM zaten bunu öyle sordu şunu çizdi bunu çizdi buradaki bölgenin alanı nedir diye sordu. Ben bunu kümeye çevirmişim. Ya genelde çevirdiğim şeyler de böyle geliyor arkadaşlar haberiniz olsun. Bak böyle bir soru sevmenin yok çevrilmiş hali. E, genelde havuzundaki soruları da evirip çeviriyor. Gelirse şaşırmayın. E burada neyse şimdi ne yapacağız arkadaşlar? Ben burada bu birleşim bulacağım. Şu alan artı şurada alan ya da bu, bu alan artı şurada alan diyeceğiz arkadaşlar. E burada arkadaşlar ben burada bu alanı bulurken hocam şu üçgenin alanı artı şu üçgenin alanı diyebilirim. Değil mi? Şu üçgenin alanı diyebilirim. Ama bu üçgen alanı belliyken şu üçgen alanı nedir? Taban çarpı tabana ait yükseklik. Yani kesim noktasını bulmam lazım. E kesim noktasını bulalım. Kesim noktasını bulmak için ne yapacağız? Ortak çözüm yapacağız. Hocam bir doğrumuz 9x artı 4y eşittir 36 idi. Öbür doğrumuzda 3x artı 4y eşittir 24 ya taraf tarafa çıkartırsak 6x 4 yerler gidiyor. 36 eksi 24'ten 12'ye eşit olduğundan x'i kaç buldum burada? 2. Arkadaşlar bir tanesinde x yerine 2 yazsanız bakın burası 2 virgül. x yerine 2 yazsanız 2 kere 3 6. 24'ten 6 çıkarsanız oy 18 y'sini bulacaksınız ama ben y'sini bulmayayım ya. 2 virgül k gibi bir şey değil mi arkadaşlar burası? Evet. Doğru bulduk değil mi arkadaşlar? Herhangi bir yanlışlık yapmadık değil mi gençler? 36 y 24 36'dan 24 çıkınca 12. 6 x eşittir 12'den doğru bir sıkıntı yok. X'i 2 buldum. Yeterli. Ben x'i 2 bulduysam hocam bak şuradaki apsisin senin 2 yaptı. Buradaki uzunluk. E hocam ben o zaman şu alan artı şuradaki alan dersem olay bitti. Bu alan nedir arkadaşlar? 6 çarpı 8 bölü 2. 6 çarpı 8 bölü 2 artı şu üçgenin alanı nedir arkadaşlar? Bu üçgenin alanı yıldızlığın alanı tabanımız kaç? 3. Tabana ait yükseklik kaç? Hop şöyle çizince. Hop burası değil mi? 2 değil mi? Evet. 3 çarpı 2 bölü 2. Yani 48 bölü 2'den 24 artı 3'ten cevabı kaç buluruz arkadaşlar? 27 olarak buluruz. Yani kaçıncı soru arkadaşlar? Bu şöyle baktığımızda 31. sorun cevap böylelikle Edremit çıktı. Geldik bir sonraki soruya. Yani YGS 2017 benzer sorusuna. Dik koordinat düzleminde x eşittir 1 ve x eşittir eksi 5 doğruları ile 4x eksi 3 y artı 8 eşit 0 doğrusunu kesim noktalarını birleştiren doğru parçası paralel kenarın bir kenarını oluşmaktadır. E, genel pdf'de yanlış yazılmış arkadaşlar bu soru. Burada bir değiştirdim haberiniz olsun. Belki sadece bu soru için gelmişsinizdir. E, buradaki soruda verilen bilgileri değiştirdim. Ne demek istendiği pek anlaşılmıyordu. Hatalı yazmışım. Kusura bakmayın hata bende. Videoyu çözmeden önce fark ettim ben de. Ee, şimdi böyle bir şey verilmiş arkadaşlar. Analitik düzlem çizecek miyiz? Vallahi özel doğrular olduğu için ne olur ne olmaz. Belki de gerek kalmaz ama isterseniz şöyle bir çizelim. Evet şöyle bir çizdik. Ne diyor? X eşittir 1 doğrusu ve X eşittir 5 eksi 5 doğrusu. X eşittir 1 ve X eşittir eksi 5 doğrusu var elimizde. Hemen şunu 1 diyelim. Hemen bunu eksi 5 diyelim. Sonra bir de ne var? Bu doğru var. Doğrusunun doğrusunun kesişim noktası. Bak. x eşittir 1, x eşittir 5 doğruları ile bu doğrunun kesişim noktalarını birleştiren e, bu doğruyu çizelim. x yerine 0 yazsak y'si e, kaç yapıyor arkadaşlar? 8 bölü 3 yapıyor. y'si buralarda bir yerde. y yerine 0 yazsak x'i de eksik 2 yapıyor. X de buralarda bir yerlerde. Bu doğrumuz nasıl bir doğru arkadaşlar? Şöyle bir doğru. Şimdi bu doğruların ne diyor arkadaşlar? Kesişim noktalarını bir kenar kabul eden bir paralel kenar var elimizde. Evet burası bir kenar olacakmış arkadaşlar. Paraya kenar. Paraya kenarın köşegenleri de eksi 7'ye 4 noktasında kesişmiş. Aa hocam eksi 7 nerede? Burada. Eksi 7'ye 4 noktası. Şöyle geldiğimiz zaman gösterdiğimiz zaman eksi 7'ye 4 şuralarda bir yerlerde. E burada hocam ben burada paraya kenarımız nasıl olacak? Eksi 7'ye 4 noktası şuralarda bir yerlerde. Bu paralel kenarın içinde köşegenlerin kesim noktası olacağı için bizim paralel kenarımızın nasıl bir paralel kenar olması lazım arkadaşlar? Şöyle dikdörtgene benzedi ama idare edin. İsterseniz paralel kenar şeklinde de çizebiliriz tabii ki. Şöyle şöyle ve şöyle de çizebiliriz arkadaşlar. Hiç fark etmez. Ama köşegenler böyle tam burada buradaki noktada olmadığı için ben o köşegenlerin şöyle tam orası olacak şekilde Yapacak olursam çok daha güzel olacak. Evet paralel kenarın köşe kenarının kesim noktası burasıymış. Ee, köşe kenarının kesim noktası. Hop çizdin hop çizdin. Şöyle şöyle. Yani tam olarak buradaki noktaymış. Yine de gösterelim. Arkadaşlar o nokta burada olduğu için. Eksi 5 ve bir birim solunda olduğu için paralel kenarımız böyle olmak zorunda. Burası da eksi 7'ye 4 noktasıymış. Ama ben soruyu hala daha çözemiyorum. Bu paralel kenarın alanı isteniyor. Sadece bir noktayla ben bu alanı bulamam ki arkadaşlar. E, ne yapmak lazım? Hocam şu doğruyla bu doğrunun kesim noktasını bulalım bakalım bir şey gelecek mi? Bakalım. Hocam x eşittir 1 doğrusuyla bunu ortak çözüm uyguladığın zaman x yerine 1 yazdığın zaman x yerine 1 yazdığın zaman denklemde 4 çarpı 1 eksi 3y artı 8 eşit 0 olduğundan dolayı 3y 12'den y'yi 4 bulursun. Hocam buranın y'si 4. E, absisi 4. Burası değil tabii ki. Şuranın absisi 4 yani 1'e 4 noktası. A burası da eksi 7'ye 4 noktası değil mi arkadaşlar? Evet. hem 7'ye 4 hem de 1'e 4. O zaman bu x eksenine paralel oldu. O süper bir şey çıkıyor. Sonra bir de e, x eşittir eksi 5 doğrusuyu da ortak çözüm yapacak olursak. x yerine eksi 5 yazsam arkadaşlar. Eksi pardon 4 çarpı eksi 5. Eksi 3y artı 8 eşit sıfırdan. Eksi 20 burası. Eksi 12 yaptı. Artı 12 yaptı. Y de buradan eksi 4 yaptı galiba. Evet buranın da y'si eksi 4. Yani eksi 5'e eksi 4 noktası yaptı arkadaşlar burası. Şimdi gençler ben buradaki alanı bulabilirim. Bak paralel kenarda buradaki alanı bulursak bu 3 nokta belli ya. E paralel kenarın 4'te birini bulmuş oluruz. E paralel kenarın 4'te birini de bulduysak olay bitti. E, şimdi gençler şu üçgenin alanı nedir? Bu üçgenin alanı gençler Taban bak dikkat edin. Eksi 7'ye 4. Bu da 1'e 4. Hocam burası direkt eksi 7 ile 1 arasındaki uzunluk 8 birimdir. E hocam bu da y eksenine paralel. Zaten burası x eksenine paraleldi. Burası 90. Bu da y eksenine paralel olduğundan burası da 90. Yükseklik de burası yaptı zaten. Şurası eksi 5'e eksi 4. Yani eksi 5'e şey, eksi 4. Yani 4 birim aşağıda. Burası 4 birim. Hocam bu da zaten 4 birim yukarıda. Şurası çünkü her ikisinin de ordinatı 4 olduğundan. Toplam yükseklik 8 yaptı. O zaman 8 çarpı 8 bölü 2 buranın alanı yaptı. Yani 64 bölü 2'den 32 yaptı. Ama paralel kenarın alanı isteniliyor. Paralel kenarın alanında bundan 4 tane yok mudur? 4 çarpı 32'den cevabımız 128 çıkar sevgili gençler. Evet 33. sorunun cevabı böylelikle Cehan çıktı. Geldik bir sonraki soruya. LYS 2017 benzer sorusu. Şimdi dik koordinat düzleminde bir kenara bir birim olan 24 eş oluşan şekil çizilmiştir. <laughs> Orijinal çizilen y mx doğrusu bu şekli eşit alanlı iki bölgeye bölüyor. Arkadaşlar bir kenarı 1 bir birim olan 24 eş kareden oluştuğuna göre bunun tüm alanı nedir? Alanı 24'tür. Alanı 24 ise yarısı 12'dir, diğer yarısı da 12'dir. Yani şuradaki bölgenin alanı 12'dir. Ama hocam bu bölgeyi nasıl şey yapabiliriz bunu? Valla arkadaşlar nasıl yapalım? Bunları böyle tek tek sayarken buradaki üçgensel bölgelerini ne yapacaksınız? Sıkıntı. E ben şöyle bir şey yapsam. Şunu bir dik üçgene tamamlasam. Bak hocam. Büyük üçgenin alanından. Şuradaki 1, 2, 3 taneyi çıkartırsam da. Yine 12 alanına mı eşit olacak? Evet. Buradaki alan 12 çünkü. E o zaman bu yükseklik. Ben buraya A diyeyim. Şuradaki uzunluk belli en azından. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Burası da 7 ise. 7 çarpı A bölü 2. Neye eşittir arkadaşlar? 7 çarpı A bölü 2'den 1, 2, 3 taneyi çıkartırsam pardon neye eşitmiş? 12'ye eşitmiş. O zaman 7 A bölü 2 eşittir 15. A da buradan 30 bölü 7 mi oldu arkadaşlar? Evet. Bizden ne isteniyor? Bu şekli 2 eşit par parçaya böldüğüne göre ee, şey nedir? M nedir diye soruluyor. Bakın A 30 bölü 7 çıktı. M dediğimiz yer bu doğrunun eğimi değil midir? Bu doğrunun eğimi dediğimiz şeyde tanjant alfaya mı eşittir? Evet m dediğimiz tanjant alfaya eşittir. Tanjant alfa da neye eşittir? 30 bölü 7 bölü 7'ye eşittir. 30 bölü 7 bölü 7'de neye eşittir arkadaşlar? 30 bölü 49'a eşittir sevgili gençler. Evet böylelikle 34. sorunun cevabını Denizli bulduk. Geldik bir sonraki soruya. K eleman R sayı olmak üzere. Dik koordinat düzleminde x eksi y eşittir k doğrusu ile orijinden geçen d1 d2 doğrularını sınırladığı kapalı bölge bir eşkenar üçgendir. Allah orijinden geçen doğrulardan bahsediyor. Analitik düzlem çizeceğiz büyük ihtimalle arkadaşlar. Analitik düzlem çizelim bakalım. Şöyle şöyle. Şimdi adam ne diyor bize? x eksi y eşittir k doğrusundan bahsediyor ve k e, ee, reel sayı pozitif bir reel sayı. Hocam pozitif bir reel sayı. x yerine sıfır yazsak Bak şimdi x yerine 0 yazdığımız zaman y'si ne yaptı? Eksi k yaptı. Eksi k nerededir? K pozitif olduğuna göre eksi k buralarda bir yerdedir arkadaşlar. Değil mi? Alt tarafta bir yerde. Evet şuralarda bir yerlerde arkadaşlar. Peki. Y yerine 0 yazsam. Y yerine 0 yazdığım zaman da x eşittir k mı oldu arkadaşlar? Evet x eşittir k da şuralarda bir yerlerde arkadaşlar. E x eşittir k da burada bir yerdeyse Şimdi ne olması lazım arkadaşlar burada? Bize diyor ki x eşittir x eksi y eşittir k doğrusu ile orijinden geçen d1 d2 doğrularının sınırladığı kapalı bölge ee, şimdi, bir eşkenar üçgendir. Ha. Şimdi dik koordinat düzleminde tabi bu doğruyu çizeceğiz biz değil mi? İlk önce bir doğruyu çizelim. x eksi y eşittir k doğrusu bu doğru arkadaşlar ve orijinden geçen iki doğru var. Orijinden geçen iki doğru da ne yapıyor arkadaşlar? Bu doğruyla eşkenar üçgen oluşturuyor. Hocam şöyle olursa olur mu? Olmaz. Niye? Bu doğru. Arkadaşlar burada kaç 45 derece, burada kaç da 45 derece. Sen bu doğruyla bu doğru açı arasındaki açı 45'ten küçük oluyor ya. O yüzden bu doğru buradan geçemez. Orjinden geçen bir doğru. 45'ten büyük olacağı için bizim doğrumuz bir tanesi böyle olmak zorunda arkadaşlar. Bir tanesi de böyle olmak zorunda. Çünkü bak buradan 45'ten büyük olmak, burada da 45'ten büyük olmak zorunda. İşte bu kırmızı doğru ve orijinden geçen iki doğru böyle olursa bir eşkenar üçgen oluşuyor arkadaşlar burada. Bu eşkenar üçgen alanı 48 kök 3'müş. Yani a kare kök 3 bölü 4 48 kök 3'müş. Köküçler gitti. A kareyi buradan bulduk. A kare buradan 48 arkadaşlar. 16 çarpı 3 çarpı 4. Kare kökünü alınca da o bilerek öyle yazdım. E, 16 dışarıya 4 diye. 4 de dışarıya 2 diye çıktı. 8. 8 kök 3 mü çıktı arkadaşlar bir kenar? Evet. Şu kenar 8 kök 3 oldu. E, buna göre k kaçtır? Ama k'yı bulacağız biz. Hocam ne yapacağız? E, eşkenar bu. Bu da x kenar dik üçgen. E, tabii ki şuradan bir yükseklik çizebiliriz arkadaşlar. Yükseklik çizince tabanı iki eş parçaya bölecek mi? Bölecek. Hocam burası da 4 köküç burası da 4 köküç. Eşkenar üçgen ya. Burası da 60 burası da 60 burası da 30 oldu. O zaman burası da 30 olacak. 30'un karşısı 4 köküçse 60'ı karşısı 4 köküçün köküç katından dolayı 12 mi geldi? Evet. Aa hocam burası 45 burası da 45. 45 45 90 üçgeni. 12 12 ise Burası da 12 kök olmak zorunda mı? Zorunda. Bizden ne isteniyor? K isteniyor. 12 kök 2 bulduysak K da buradan 12 kök oldu gençler. 35. sorunun cevabı böylelikle ne çıktı arkadaşlar? E diremi çıktı. Geldik 38'e yani AYT 2018 benzer sorusuna. Dik koordinat düzleminde bir köşesi 0'a 0 noktasında diğer köşeleri ise y eşittir eksi 1 bölü 2x ve y eşittir 2x doğruları üzerinde olan bir üçgenin ağırlık merkezi 2 bölü 3'e 3 noktasıdır. Bu soruya dikkat edin arkadaşlar. Gerçekten çok güzel bir soru. Buna göre bu üçgenin alanı kaç birim karedir diye soruluyor arkadaşlar bize. Şimdi ne yapacağız? Valla hep özel durumlar var. Orijinden geçen doğru ve orijinden bahsetmiş. Yani ne yapmamız gerekiyor bizim? Analitik düzlem çizmemiz gerekiyor. Hadi bakalım analitik düzlemi şöyle bir çizelim arkadaşlar. Orijinden geçen doğrular var elimizde. Y eşittir 2, 2x doğrusu. Y eşittir 2 bölü 3x doğrusu. Şöyle Tabi bunu da şöyle şey yapmalıyız aslında. Şunu da biraz yukarı doğru çizmeliyiz aslında. Sonra ne diyor? Bu doğruları üzerinde olan üçgenin ağırlık merkezi 2 bölü 3'e 3. E, 2 bölü 3'e 3 noktası nerede arkadaşlar? 2 bölü 3'e 3 noktası burada. Ağırlık merkezi buraya düşecek. Ve bir köşesi bu orijin olacak. O zaman üçgenimiz nasıl olacak arkadaşlar bizim? Bizim üçgenimiz aynen şu şekilde olmak zorunda. Bu şekilde olursa ağırlık merkezi buraya düşecek. Ve G ağırlık merkezinde ne arkadaşlar? 2 bölü 3'e 3 noktası. Peki şimdi gençler, bu doğrunun adı neydi? Bu doğrunun adı y eşittir eksi 1 bölü 2 x. Bu doğrunun adı neydi? Y eşittir 2 x doğrusu. Ya hocam, bize analitik düzlemde, analitik geometride doğrular verilince ve bir şey yapamıyorsak, yapacağımız hamle aslında belli e, analitik geometrinin en önemli konusu ne? Eğim. E, o zaman direkt eğimini bir yazalım. Bunun eğimi ne? M1 arkadaşlar eksi 1 bölü 2. M2 ne peki? 2. A eğimler çarpı eksi 1. O zaman D1 ile D2 dik değil midir arkadaşlar? Diktir. E o zaman burası diktir. Şurayı yazdık 90 derece. Hocam burası da ağırlık merkezi. E ben bu ağırlık merkezini nasıl kullanacağım? Ağırlık merkezini nasıl kullanacağım? Vallahi 90'dan bir ağırlık merkezi çizsek böyle kenar ortaya muhteşem üçlü işte, bir işime yarar mı? yaramaz gibi. Çünkü orta noktayı da bulamam. Çünkü buradaki noktalar yok. E madem oradaki noktaları ben kendi kendime sordum. Oradaki noktaları bir şekilde yazmaya çalışayım. Nasıl yazacağım oradaki noktaları? Hocam buradaki nokta x yerine böyle 2k yazsam y'si de eksi k mı yapıyor? Evet. x yerine 2k yazsam y'si de k yaptı. Eksi k yaptı özür dilerim. Sonra buradaki noktayı da yazayım o zaman. x yerine n yazarsam y'sini ne yaptı? 2n yaptı ne 2 n noktası yaptı. Zaten burası da 0'a 0. 3 nokta belliyken ağırlık merkezi neydi? Toplamların 3'e bölünmüş haliydi. Yani burada ne olacak arkadaşlar? n artı 2k bölü 3. n artı 2k artı 0 bölü 3'e ne eşit olacak o? 2 bölü 3'e eşit olacak. Bir de eksi k artı 2n eksi k artı 2n ya da 2n eksi k diyelim. 2n eksi k artı 0 bölü 3 de ne eşit olacak? 3'e eşit olacak. Buradan ne geliyor arkadaşlar? Buradan n artı 2k'nın 2 olduğu. Buradan da 2n yani eksi k'nın kaç olduğu? 9 oldu. Ben bunu 2 ile çarpıp taraf tarafa toplarsam 5n yaptı. 18 artı 2'den 2 ile çarpıyoruz çünkü. 20 yaptı burası. 5n 20 ise n'i buradan kaç bulduk? 4 bulduk n yerine 4 yazdığımda k'da ne çıkıyor arkadaşlar? Eksi 1 mi çıkıyor? Evet k'da eksi 1 çıkıyor. n yerine 4 yazdığımızda bir tanesinde 4 yazsak mesela k'yı de eksi 1 buluyoruz. Peki n yerine 4 yazalım k yerine eksi 1 yazalım. k yerine eksi 1 yazdığımızda buradaki nokta eksi 2'ye artı 1 noktası yaptı. Buradakinin en yerine de 4 yazdığımızda 4'e 8 noktası yaptı arkadaşlar. Benden hala ne isteniyor? Bu üçgenin alanı nedir? Aa hocam bu üçgenin alanını ben bulurum. Nasıl bulurum? Şeyden dolayı bulurum. İşte noktaları yazalım. Bilmem ne formülüm var. Gerek yok ki kardeşim. Bak burası zaten 90 derece olduğunu bulduk. Aha da sen buradan bir dik çizsen. Hocam buranın 2 birim buranın 1 bir birim olduğunu biliyorsun. Dolayısıyla burası kök 5. Sen buradan da bir dik çizsen. Hocam burası apsi 4 ordinatı 8 4 8 4 kök 5 olduğunu biliyorsun. E o zaman alanda ne olacaktır gençler? Kök 5 ile 4 kök 5'in çarpımını 2'ye böleceksin. O da 20 bölü 2'den. Cevap kaç çıktı arkadaşlar? 10 çıktı. Gerçekten çok güzel bir soru, zor sorulardan biri de diyebiliriz arkadaşlar. AYT 2018'de bunun benzeri soru soruldu. Tabi o zaman daha kolaydı. Daha kolayıdır zordu. Onu da söyleyeyim bu arada da. E, bu y eşittir x doğrusuydu. Bu da y x doğrusuydu arkadaşlar. En azından bu verilen doğrular daha netti böyle. 45-45-90 üçgenleriyle yapabiliyorduk onu. Ee, yani şuradaki yapacağınız hamleleri daha rahat bir şekilde fark edebilmenize sebep olurdu orada sadece. Aa, burada bir tık daha zoru da bu şekilde gelirdi. E, bu şekilde geldiği zaman da bunun mantığını öğrendiysen oradaki soruyu da aynı halinizle yaparsın zaten. Evet 38. soru böylelikle Balıkesir çıktı. Geldik 39'a. AYT 2018 benzer sorusu. Dik koordinat düzleminde verilen şekildeki dikdörtgen bir doğruyla eşit alanlı iki bölgeye ayrıldı. Arkadaşlar paralel kenar dikdörtgen kare eşkenar dörtgen karşılıklı kenarları birbirine paralel olan herhangi bir dörtgeni eşit bir şekilde bölen bir doğru kesinlikle ama kesinlikle hop ağırlık merkezinden geçer. Bu saydığım bütün dörtgenlerde geçerli. Bunu sakın ama sakın unutmayın. Ya böyle ya böyle. Bu doğrunun eğiminin 2/3 olduğu bilindiğine göre o zaman sağa doğru yatay olacak arkadaşlar. Tam ağırlık merkezinden geçecek. Hatta ağırlık merkezi dediğimiz neresi arkadaşlar? Köşegenlerin kesim noktasından geçecek. Ee, köşegenlerin kesim noktasından geçen ve eğimi pozitif olan doğru hangisi arkadaşlar? İşte bu doğru. Bunun ispatını ben onlarca kez yaptım. Şimdi burada yapmayacağım arkadaşlar. Dikdörtgeni eşit parçalı iki alana bölen doğru ağırlık merkezinden geçen doğrudur. Bu doğrunun y eksenini kestiği noktanın ordinatı nedir diye soruluyor arkadaşlar bize. Eğer şey çıktı meydana. Hocam bu doğrunun adını, Bu doğrunun neyimi 2 bölü 3. E şimdi ben bu doğrunun y eksenini kestiği yeri istiyorsa benden ne yapmak zorundayım? Denklemi yazmak zorundayım. Analitiksel şeylerden de bulabiliriz işte. Ne bileyim geometriyi de kullanarak da bulabiliriz aslında. Yani ee, isterseniz geometriden de yapabilirim. Ya da analitikteyiz ya analitik yapmak daha çok aklınıza gelir. Hocam ben bu doğrunun denklemini yazmak istiyorsam bana ne lazım? Eğim lazım bir de nokta lazım. Eğim var nokta. Aha da buradaki noktayı bulabilirim ben. Hocam burası 0'a 4 noktası. Hocam burası da 12'ye 0 noktası. E tam burası orta noktası olduğuna göre 12 bölü 2'den 6'ya 4 artı 0 bölü 2 2'den eğim belli nokta belli doğru denklemini yazabiliriz. Yani 2 bölü 3 çarpı x eksi 6 eşittir y eksi 2'den Buradan 2x eksi 12 eşittir 3y eksi 6'dan. Buradan da 2x eksi 3y eşittir kaç geldi? 6 geldi. Y ekseni kestiği noktanın ordinatı soruluyor. X yerine 0 yazdığımız zaman eksi 3y eşittir 6'dan. Y'yi de kaç buluruz? Eksi 2 buluruz arkadaşlar. Yani AYT 2018'de çıkmış sorunun benzeri işte bakın bu şekilde. Cevap Akçay oldu. Geldik AYT 2019 benzer sorusuna. Sanki, sanki, sanki tamam daha ağır sorularda vardı, güzel sorularda vardı ama böyle 2018'den sonra analitikte şöyle bir ağırlaşma olmuş sanki değil mi arkadaşlar? Allah onu fark ediyoruz. Evet, m1 gerçel sayı olmak üzere dik koordinat düzleminde bu nokta bu nokta 0-0 noktasından geçen bir doğru neyimi m, 0-1 noktasından geçen bir doğru neyimi 3m, eksi 1-0 e noktasından geçen bir doğru neyimi 6m olduğu ve bu üç doğrunun bir noktada kesiştiği bilinmektedir. Vallahi ne yapacağız arkadaşlar? Analitik düzlem çizsem mi çizmesem mi diye düşünüyorum. Ee, aslında çizmeden de yapabilirim. Eğim belli, nokta belli, doğru denklemini yazabilirim ben. Evet, yazayım isterseniz. Eğim m. E o zaman bir de eğim m bir de orijinden geçiyorsa birinci doğru nedir arkadaşlar? Y eşittir mx değil midir? Aslında m ya m çarpı x eksi x eksi 0 eşittir y eksi 0'dan o şey gelecek. Yine de yazalım. M çarpı x eksi 0 eşittir y eksi 0'dan Buradan ne geldi arkadaşlar? Y eşittir. MX doğrusu geldi mi? Geldi. Öbürüne bakalım. Eğimi 3M. 3M çarpı X eksi 0 eşittir. Y eksi 1'den. Buradan da Y eksi 1 ne geldi arkadaşlar? Y eksi 1. 3MX mi geldi? Evet. 3MX geldi. Hmm. Sonra öbürüne bakalım. Eğimi 6M. Eğimi 6M ise 6M çarpı 6m çarpı x eksi eksi 1 yani x artı 1 eşittir y eksi 0'dan. Buradan da y eşittir ne geldi arkadaşlar? 6mx pardon takıldığı uzun zamandır şey çözdüğüm için. ha Y eşittir ne geldi? 6mx artı 6m geldi. 6mx artı 6m geldi. Şimdi bu doğrular bir noktada. Üçü de bir noktada kesiyor. O zaman ne yapacağız arkadaşlar? Şu ikisinin kesim noktasıyla bu ikisinin kesim noktası aynı doğrudur arkadaşlar. O zaman y yerine mx yazdığım zaman ya da mx yerine y yazdığım zaman ya da y yerine mx yazayım. Şu ikisini bir ortak çözeyim arkadaşlar. Y yerine mx yazdığımda mx eşittir mx eksi 1 pardon mx eksi 1 eşittir 3 mx olduğuna göre buradan 2 mx eşittir eksi 1'den eksi 1 eşittir 2 mx'den buradan da x ne yaptı? Eksi 1 bölü 2 m yaptı. Eyvallah. Bir de şu ikisinin ortak çözüm yapayım. Y yerine yine mx yazayım. Mx eşittir 6mx artı 6m'den 5mx eşittir, değil mi? Eksi 5mx eşittir 6m'den m'ler gitti. X de buradan ne geldi arkadaşlar? Eksi 6 bölü 5 geldi. 6 bölü eksi 5'ten eksi 6 bölü 5 geldi. Aa hocam, burası, burası x, buranın apsisi eksi 1 bölü 2m'de, buranın apsisi de eksi 6 bölü 5. Bu 3 doğru bir noktada kesmiyor mu? Bu 3 doğru x virgül y noktasında kesiyor. Aynı x virgül y noktasında kesiyor. Yani x'leri birbirinin tıpkısının aynısı değil midir? Evet. O zaman burada eksi 1 bölü 2 m eşittir. Eksi 6 bölü 5 midir? Aynen öyle. Buradan 12 m eşittir. 5'ten m de buradan ne geldi arkadaşlar? 5 bölü 12 geldi. Analitik düzlem çizerek de belki çıkar arkadaşlar. Ama burada direkt şeyi yazınca da çıktı. Eğimi belli bir noktası belli doğru denklemi ve ortak çözüm yapılacağı da zaten şeklinde belliydi. İsterseniz siz normal analitik düzlem çizerek de yapabilirsiniz. Çünkü analitik düzlemde çizilerek yapılabilecek bir soru. Çünkü özel durumlar verilmiş. Eğimi M, M 0 0 noktasından geçen. Şu biraz özel değil ama bunlar da özel aslında. Eksenler üzerinde olduğu için büyük ihtimalle düzlem e, analitik düzlem çizip de ee, şekli çizdiğinizde de yine sonuca ulaşırsınız. İsterseniz bunu da siz bir deneyin. Çıkıyor mu, çıkmıyor mu? Yorumlarda belirtin. Tamam. Evet. 43. sorunun cevabı böylelikle C han çıktıya geldik. 46. soruya. AYT 2020 benzer sorusu. <laughs> Dik ya yani aynı katlama sorusu sormamış da aynı mantıkla çözülebilen bir soru arkadaşlar sadece. Evet. Dik koordinat düzleminde iki köşesi şu şekilde A ve B noktaları olan ABCD karesi verilmiş. Eyvallah. ABCD karesinin C köşesi Y eşittir X bölü 2 doğrusu üzerindedir. Arkadaşlar bunun eğimi direkt nedir? Bunun eğimi direkt 1 bölü 2'dir. Eğimi direkt aklıma o geldi valla. 1 bölü 2. Tanjant alfası 1 bölü 2. Yani burası K iken burası nedir arkadaşlar? Direkt 2K yazabilirim ben. Eyvallah yazdım. EC doğrusu boyunca katlandığında aşağıdaki görüntü elde edilmektedir. <laughs> Tamam. Aşağıdaki görüntü elde ediliyor. Bu doğru. Hop. Orijinden geçmiyor muydu? Tanjant alfası 1 bölü 2 idi. Yani k bölü 2 k değil miydi arkadaşlar burası? Evet. A artı b'yi de 12 vermiş bize. Bu arada a dediği neresiydi arkadaşlar? Ona bakalım. Şurası dediği a'ydı. Burası dediği b'ydi. Arkadaşlar a dediğimize biz zaten ne dedik? 2k mı dedik? Evet 2k dedik. a dediğimiz 2k. Burası da B ise hani A artı B eşittir 12 verilmiş ya. A yerine sen 2K yazdığında B de buradan 12 eksi 2K mı oldu? Evet. 12 eksi 2K oldu arkadaşlar. Dur bakalım. Şimdi katlandığında aşağıdaki görüntü elde ediliyor. 12 olduğuna göre D, D üssü nedir diye soruluyor arkadaşlar bize. Aa hocam hiç şey yapma. Bak şimdi tanjant alfa 1 bölü 2 ya. Tamam. E burası da beta diyecek olursan. Ters açıdan burası da beta. Burası da alfa oldu mu? Burası da 90. Bak karenin kenarını kullanmak daha mantıklı. Alfanın karşısı a iken tanjant alfa 1 bölü 2 ya. A ise burası 2a değil mi? A hocam karenin bir kenarı 2a. O zaman burası da 2a. Burası da 2a oldu mu? Oldu. Hocam burası da 2a olacak. Yani buraya daha kaldı. E burası a ise burası da ne oldu arkadaşlar? 2a oldu. Hatta ben buna şöyle diyeyim arkadaşlar. Buraya n diyeyim. A ile karışmasın. Çünkü oradaki a ve b ile karışmasın. 2n oldu burası. Burası da 2 Burası da 2 an oldu. E, 2K dediğimizde ne oldu arkadaşlar? K dediğimiz N mi oldu? Aynen öyle. 2K dediğimizde 2 n oldu. Şimdi buraya kadar kısım A'ydı. Buraya kadar kısım B'ydi. A artı de şey vermiş. Yani A dediğimiz 2K artı B dediğimizde 4N K değildi pardon. 2N'di. Burası 2N. Burası da tamamı 4N eşittir 12 verilmiş. 6 yani eşittir 12'den eni buradan kaç bulduk arkadaşlar? 2 bulduk. DD üssü uzunluğu nedir diye soruluyor. Eni 2 bulduk ya. Hocam burası 2. Burası 4. Bizden ne isteniyor? DD üssü uzunluğu. Hop şunu şöyle çizdiğin zaman. Aslında katlama alıyorsunuz. Bu doğruya göre simetri değil mi bu? O zaman burası ne olmak zorunda? Dik olmak zorunda ve şunlar da birbirine eşit olmak zorunda. Yani şöyle bir dik üçgen çıktı arkadaşlar karşımıza. Sen şuradaki haşı bulursan Senden 2 aç isteniyor. Arkadaşlar burası 2, burası 4, burası 2 kök 5. Bir dik üçgende bütün kenarlar belli. H eksikken alandan gitmiyor muyduk? Evet alan neye eşit? 2 kök 5 çarpı h bölü 2 aynı zamanda 2 çarpı 4 bölü 2 eşit. E buradan bölü 2'ler gitti. Şu bölü 2'ler de gitti. H'ı buradan 4 bölü kök 5 buluruz. A bizden ne isteniyor? 2 h isteniyor. 8 bölü kök 5'tir. O da nedir arkadaşlar? 8 bölü kök 5'e eşittir. Yani o da ne yaptı? 8 kök 5 bölü 5'e eşit oldu arkadaşlar. Hop 8 kök 5 bölü 5 oldu. Evet cevabımız böylelikle Balıkesir çıktı arkadaşlar. Ve geldik bir sonraki soruya. <laughs> AYT 2020 benzer sorusu. Dik koordinat düzleminde bu doğruya dik ve bu noktadan geçen D doğrusu veriliyor. Buna göre D doğrusu ile eksenler arasında kalan üçgensel bölgenin çevresi nedir diye soruluyor. Kolay bir soruymuş. Evet kolay bir soru sormuşlar. Dik koordinat düzleminde niye bu kadar kolay sordular ya? Ha, 2020, 2020 ne pandemi senesiydi arkadaşlar. Elenen konular vardı, ondan dolayı kolay mı sordular ya? Doğru, pandemi senesi. Evet, vallahi ya 2019 ya da yıllar o kadar böyle çabuk geçiyor ki biz de unutuyoruz arkadaşlar. Galiba pandemi senesi, pandemi senesi sorusu olduğu için kolay soru arkadaşlar. Evet doğru kolay, pandemi senesi. Şurada bakalım. Çünkü o zamanlar okula gidilmemişti. Konular eksilmişti ve kolay sorulmuştu. tarz sayılar olmuştu. Şimdi dik koordinat düzleminde bu doğrusuna dik olan ve bu noktadan geçen. Arkadaşlar şimdi soruyu anlayabilmek için rastgele bir şekli çiziyorum. 4x-3y eşittir alt doğrusuna dik olan ve 4'e 3 noktasından geçen bir doğru denklemi isteniyor arkadaşlar bizden. İşte bu doğrunun denklemi. Klasik konu anlatırken ki sorduğumuz bir soru. Hocam ben bu doğru denklemini istiyorsam ne yapmam lazım? Tabii ki öncelikle kendime iki soru soracağım. Bir, eğim 2 nokta. Nokta var mı? Var. Eğim var mı? Doğrular dik kestiği için eğimler çarpma eksi 1. Bunun eğimi nedir arkadaşlar? Eksi 4 bölü eksi 3'ten 4 bölü 3 yaptı. E o zaman bunun eğimi ne olacak arkadaşlar? Ters çevirip eksiyle çarptık. Eksi 3 bölü 4 oldu. Çünkü eğimler çarptığının eksi 1 olması için. E o zaman ne oldu arkadaşlar? Eğim belli. Yani eksi 3 bölü 4 çarpı. X eksi noktadaki X eşittir Y eksi noktadaki Y. Buradan eksi 3x eksi değil artı 12 eşittir 4y eksi 12 yaptığına göre buradan öbür tarafa atınca 24 eşittir 3x artı 4y mi geldi? Evet. Şimdi buna göre diyor d doğrusu ile eksenler arasında kalan bölge isteniyor bizden. Çekli çizelim. Hocam x yerine 0 yazsak y'si 6. Y ye yerine 0 yazsak x'i kaç çıkıyor arkadaşlar? 8. x 8, y'si 6 olan bir grafik çizeceğiz. Ve bunun çevresi nedir diye isteniyor bizden. Arkadaş burası 6 burası 8 burası 10 olduğundan dolayı çevremizde 6 artı 8 artı 10'dan 24 çıkar. Yani cevap Edremit oldu. Geldik ayeti 2021 sorusuna. Bak soru güzel bir soru. Dik koordinat düzleminde bu doğrusu üzerinde seçilen K ve L noktaları arasındaki uzaklık 5 birimdir. KL doğru parçasının orta noktası eksi 2'ye 1 eksi 1 olduğuna göre K ve L analitik düzlemin hangi bölgelerindedir? Valla arkadaşlar analitik düzlem çizecek miyiz? Çizmemiz lazım hangi bölgede olduğunu bulabilmemiz için. O yüzden bak şıklarda böyle birinci bölge, ikinci bölge, üçüncü bölge Onları belirlememiz lazım bizim. Yani o yüzden analitik düzlem sanki çizmek lazım. Basit bir şekilde şekli çizerek burada sonuca ulaşamam büyük ihtimalle. Şimdi o zaman analitik düzlem çizeceksem ben bunu analitik düzlemde de şunu da çizmeliyim arkadaşlar. X yerine 0 yazsam Y'si eksi 2 çıkar. Y yerine 0 yazsam X'i kaç çıkar arkadaşlar? Eksi 4 çıkar. Tamam. Eksi 4 çıkar. X'i eksi 4'te Y'sini de eksi 2'de kesen bir doğru analitik düzlemde arkadaşlar. Hop şöyle bir doğru. Pardon. Pardon. Bazen böyle. Heh, şu şekilde bir doğru. Ve noktamız da eksi 2'ye bir noktası. Hocam eksi 2'ye eksi 1 noktası nerede? Ona bir bakalım. K'liye doğru partisi. Bir dakika doğrusu üzerinde seçilen K ve L noktaları arasındaki uzaklık 5 birimdir. K, l doğru parçasının orta noktası eksi 2, eksi 1. Eksi 2, eksi 1 nerede? Şurada değil mi? A, eksi 2, eksi 1 noktası tam olarak da bunun üstüne düşüyor arkadaşlar. Buraya eksi 2 noktası dersek bak şunlar birbirine eşit ya. Orta taban oldu. Burası 2 ise burası 1 olacak. O yüzden eksi 2, eksi 1 noktası burası yaptı arkadaşlar. A, şunlar da birbirine eşit mi? Evet eşit. Hocam 2, 4, 2 kök 5 oldu mu orası? Pisagor bağıntısından oldu. Hocam burası 2 kök 5 birim uzunluğunda. Tam böyle K ve L noktasının da orta noktası burası ya. O zaman bizim K noktası ve aralarında 5 birim değil mi? E, bu 5'ten daha küçük. Belki K, L içeride olacaktı. Ama 5'ten daha küçük olduğuna göre bizim K ve L noktaları nerede olmak zorunda arkadaşlar? Şöyle bir yerde olmak zorunda. Çünkü 2 kök 5'ten büyük olacak. E hem büyük olacak hem de orta noktası burada olduğuna göre hem bu noktadan biraz e, ne kadar gittiysem buradan da o kadar gitmeliyim ki orta noktası orası olsun. Yani buradan en kadar gittiysem buradan de en, de en kadar gideyim. En artı çizgi en artı çizgi orta noktası olmuş olur arkadaşlar. E o zaman ne oldu arkadaşlar? K ve L noktaları. Bakın birincisi nerede oldu arkadaşlar? K noktası Üçüncü böl ikinci bölgede. Öbürü nerede oldu? Dördüncü bölgede. Ya arkadaşlar gerçekten ama gerçekten çok güzel bir soru ya. Harbiden hoş bir soru. Ya daha önce siz böyle bir soru gördünüz mü? Yani çözdüğünüz kitaplarda. Gerçi bu sene görmüş olabilirsiniz. Çünkü ÖSYM'e bir soru soruldu, sorduğu zaman kitaplar hemen benzerini yazıyor. Ya da deneme sınavlarında direkt benzerini yürüyorsunuz. Vallahi mükemmel bir soru. Yani zor mu bilmiyorum. Yani zor da değil aslında ya. Analitik düzlemi çizince, verilenleri kullanınca, ne yapacağımızı böyle hissedince aslında zor bir şey de değil. Sadece analitik düzlemde gösterdik. Dedik ya size ÖSYM analitik düzlem çizdirmeyi çok seviyor ya. Analitik düzlem çiz yani e, analitik düzlem üzerinde yorum yapmanızı aşırı derecede seviyor. Valla ben de çok sevdim şu anda. Gerçekten mükemmel. Harbiden çok hoş. Evet 50. soru. Çok hoş bir soru ya. Yıldız atıyorum bana ya. Çok beğendim. 50. soru böyle bir soru arkadaşlar. Biri 2. bölgede biri de 4. bölgede oldu. Ve geldik çok yorucu bir videonun sonuna. Harbiden bir saati geçtim ya. Büyük ihtimalle geçmiştir herhalde. Şöyle saate bakayım. Ee, sanırım geçti gibi. Geçti gibi. Dik koordinat düzleminde eğimleri toplamı 8 bölü 3 olan ve k 3'e 5 noktasında dik kesen iki doğru çiziliyor. Arkadaşlar bize iki tane bilgi vermiş. Bak eğimleri toplamından bahsetmiş. Bir de ne demiş? Dik kesen iki doğru. Yani eğimlerle alakalı güzel bir şey var burada. M1 ile M2'nin toplamını kaç vermişler? 8 bölü 3 vermişler. Bir de M1 ile M2'nin çarpımını da ne vermişler? Eksi 1 vermişler. Ben buradan M1 ve M2'yi bulurum. İki bilinmeyen iki yani denklem olduğundan dolayı. Burada M2 nedir arkadaşlar? M2 dediğimiz 8 bölü 3 eksi M1'dir. Gel burada yerine yaz. Hadi yerine yazalım. M1 çarpı 8 bölü 3 eksi M1 eşittir eksi 1 olduğundan dolayı buradan 8 m1 bölü 3 eksi m1'in karesi eşittir eksi 1 yaptı. Denklemi 3 ile çarpayım. 8 m1 eksi 3 m1'in karesi eşittir eksi 3 yaptı. E, hepsini de sol tarafa toplayayım. 0 eşittir 3 m1 karesi eksi 8 m eksi 3 yaptı. Çarpanları ayırayım. Burası 3 m1'e m1. Burası da 3'e 1 dersem çapraz çarpımları olmuyor. Ama 1'e 3 dersem 9 ve 1'den elde ederim. Hatta burası eksi 3 burası artı 1 olursa çapraz çarpımların toplamları neyi verdi? Eksi 8'e mi verdi mi verdi. Yani o zaman yan yana gelenleri o zaman buradan 3 m 1 3 m 1 artı 1 de 0'a eşittir. m 1 eksi 3 de 0'a eşittir. Bunu 0'a eşitlediğimizde m 1 eşittir eksi 1 bölü 3. Bunu 0'a eşitlediğimizde m 1 eşittir 3 geldi. Peki M1 yerine ben eksi 1 bölü 3 yazarsam eğimler çarpma hani m 1 ile M2 çarpma eksi 1 ya. Hocam M1 yerine eksi 1 bölü 3 yazarsam M1 yerine eksi 1 bölü 3 yazarsam M2 ne yapar? 3 yapar. Ya da M1 yerine 3 yazarsam M2 ne yapar? Eksi 1 bölü 3 yapar. O yüzden bunlardan bir tanesi zaten aynı sonucu veriyor. Her ikisi de aynı sonucu veriyor. Ben burada bunu seçtim. E bu çıktı. Öbürünü de seçsem yine aynı sonuca ulaşacağım arkadaşlar. Şimdi ne yapacağım? Bu eğimli doğru. Sonra bu iki doğrunun y eksenini kestiği noktalardan bahsediyor. Analitik düzlem çizeceğim o zaman. Ve bunlar nerede dik kesiyorlarmış? 3'e e, e 5 noktasında. K 3'e 5 noktasında dik kesişen doğruları çizelim arkadaşlar. K 3'e 5 noktası nerede? Şuralarda bir yerde arkadaşlar. 3'e 5 noktası burada. Dik kesişen doğrulardan birinin eğimi 3. Birinin eğimi ne arkadaşlar? Eksi 1 bölü 3. Hocam birinin eğimi eksi 1 bölü 3. Sola yatık. Birinin eğimi de 3. Valla o buraya da gelebilir de. Şunlar şu şekilde dik kesişebilir Bakalım öncelikle bu burada dursun isterseniz. Şimdi şuradaki nokta burası nasıl kesiyor Dik kesiyor. Arkadaşlar bunun eğiminden gidelim isterseniz. Eksi 1 bölü 3 ya. Bunun eğimi eksi 1 bölü 3. Bunun eğimine 3. Burada ne yapabiliriz arkadaşlar? 3'e 5 noktasını kullanayım. Şuradan çizecek olursam diki. 3'e 5. Hocam burası 5. Burası kaç yapacak? 3 yapacak. <laughs> Ondan sonra cığıma. Hocam buradaki açının tanjantı 1 bölü 3 yapacak. 1 bölü 3 5 ise 15 olacak. Hocam buradaki açının tanjantı da 3 yapacak. Yani 5 bölü 3 yapacak. Ee, şey 3 yapacak. Ha, 3 yapması için arkadaşlar 5 bölü 3 artığa 3 yapamaz. Dolayısıyla bizim doğrumuz tam olarak şuralara bir yere gelecek arkadaşlar. Tam olarak bizim doğru şöyle bir şey olmak zorunda. 3'ten küçük olmak zorunda. Yani ne olmak zorunda? 5 bölü 3 olmak zorunda. Arkadaşlar şuradaki uzunluk 5 bölü 3 yapmalı. Çünkü eğiminin kaç olması lazım bunun? Bunun eğiminin 3 olması lazım. 3 olması için de 5 bölü 5 bölü 3 3 yapıyor. Yani 3'te birlik bir şey olması lazım buna. Ama burası K'ydı. Biz de y eksenini kestiği yere yoğunlaşsaydık keşke ya. Değil mi? Çünkü y eksenini kestiği noktalar L ve M'miş. Bizden ne isteniyor arkadaşlar? İşte bu KLM üçgenin alanı isteniyor. O zaman dikimizi şuradan çizeceğiz arkadaşlar. Şuradan dikimizi çizecek olursak tamam. Yine aynı şeyleri kullanıyoruz. Hocam burası 5 ken burası 5 mi? 5. Ee, şuraya ben ne diyeyim? Ne diyeyim? Ne diyeyim? Ne diyeyim? Ne diyeyim? Başka bir şey var mı ya burada? 3'e 5 var değil mi? Aa, hocam buranın 3 olduğunu biliyorum. Burası alfa. Tanjant alfanın ne olduğunu biliyorum. 1 bölü 3 olduğunu biliyorum. Alfa. Burası da alfa. Tanjant alfa 1 bölü 3 ise hocam burası 1'dir. Evklit bağıntısı h kare işte p çarpı k'dan ya da alfa 90 beta beta 90 ise alfa yine tanjant alfanın 1 bölü 3 olduğunu bildiğimden dolayı 3 ise burası da kaç yapacaktır? 9 yapacaktır. E olay bitti ya da öklit bağıntısından da sonuca da ulaşabilirsin. Bu üçgenin alanı hop tabanımız kaç? 10. Alan dediğimiz 10 çarpı taban 10 yüksekliğimizde 3 bölü 2. 30 bölü 2'den kaça eşit olacaktır gençler? Cevabımız 15'e eşit olacaktır. Yani bu sorunun cevabı da böylelikle akçay çıktı. Ve bu denemeyi de bitirmiş bulunuyoruz. Ne denemesi? Pardon. O kadar çok çözdüm ki. E, arkadaşlar ÖSYM benzeri soruların e, sonuna gelmiş bulunuyoruz. Doğrudu, doğru doğru anelitindeki soruların sonuna gelmiş bulunuyoruz. E, i̇sterseniz şöyle bir bakalım mı? Şöyle bir bakalım. Şöyle bir üstün körü inceleyelim arkadaşlar üstün körü inceleyecek olursak soruları görünüyor değil mi? Şöyle bir bakalım. Vallahi arkadaşlar benim 10 yıl önceki soru da hoşuma gitti, 10 yıl sonraki soru da hoşuma gitti. Yalnız 2018'den sonra sanki biraz zorlamışlar arkadaşlar. Yani biraz bir tık daha zorlamış ama 2018'den önceki sorularda da zor sorular var. Baktığımız zaman hep böyle hani güzel çok hoş sorularla karşılaştık. İyi ki son 10 yılı bu yıldan yapmışız. Çok güzel böyle analitik düzlemi kullandırıcı sorular vardı gerçekten böyle. Hani burada e, 2018'den sonra yeni nesil vardı diyebileceğim bir durum yok. E, buradaki bütün sorular sizin için çok önemli sorular. Bu soruların mantığını anlarsanız büyük ihtimalle sınavda hiçbir soru kaçırmazsınız. Bakın analitikte adamlar biraz yıpratmış onu gördük. Ama sen bunları çözdükten sonra aa ben bunun benzerini çözdüm diyeceksin zaten sınavda. O yüzden arkadaşlar lütfen çözün. Lütfen buna e, çok önem verin. Bu videolar gerçekten sizin için çok güzel bir tekrar aracı. Her videoda bu ara çektiğim her videoda bana söylüyorsunuz. Hocam siz de 100 soruda bir tekrar yapsanız alın işte ya. Tekrarın kralını yapıyorum arkadaşlar. O yüzden e, tekrar yapmama gerek yok diye düşünüyorum. Gerçekten gerek yok. ÖSYM benzeri sorular sizin için en güzel tekrar. Tamam mı gençler? Evet, böylelikle burayı bitirdik. Bundan sonra ne var? Ee, sanırım dönüşümler var arkadaşlar. Ee, bir sonraki videoda dönüşümler videosunda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. <laughs>